Merhaba arkadaşlar. Karanlık İçeriden Gelir adlı kitabımız satışa sunulmuştur. Farklı olayları anlattığım, insanların hayatlarından kesitler sunan kitabımızı umarım beğenirsiniz. Satın alma linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Kitap hakkında yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdi videomuza geçelim. İyi dinlemeler. Herkese merhabalar. Adım Zeynep. Aslen Kırşehirliyim ama Ankara'da yaşıyorum. Sizlere yıllar yıllar önce yaşadığım bir takım olayları anlatmak istiyorum. Ben küçüklüğümden itibaren etrafındakilerin ay ne kadar güzel bir kız, ne kadar tatlı, büyü de seni oğluma alayım, torunuma alayım gibi laflarla büyüdüm. Bu hoşuma gitse de bir süre sonra, daha doğrusu ergenliğe girdikten sonra işler değişmeye başladı. Reşit olmadan kapıma görücüler gelmeye başladı. Sürekli olarak biri geliyor, biri gidiyordu. Ailem bu konuda çok sertti. Özellikle de babam evlilik konusuna hiç sıcak bakmıyordu. Görücüleri kapıdan, bacadan gönderiyordu. Akrabalarım, kuzenlerim dahi beni istiyorlardı. Bir ara halam oğluna beni istedi. O zamanlar daha 15 yaşında falandım. Babamla annem yok dediler. Ancak halam babamın ağzından girip burnundan çıkarak bir şekilde ikna etti. Beni gelip istediler. Sözlendik. Ancak ben bunu hiç istemiyordum. Sonuçta kuzenimdi ve ben onu kardeşim gibi görmüştüm. Babam sanki büyülenmiş gibi söz verdim bir kere. Geri dönemem. Evleneceksin diyordu. Bunu hiçbir şekilde istemiyordum. Ben evlilik konusunda direnirken midem ağrılar görüyor. Ölecekmiş gibi soğuk Ankara havasında bile terliyordum. Baş dönmesi ve mide bulantıları da cabası. Sanırım içinde bulunduğum çaresizlik yüzünden kendimi çok kötü hissediyordum. Gayetten duyduğum sesler. Karanlığın içinde belli belirsiz gördüğüm hareketlenmeler. Sanırım aklımı kaybediyordum. Çaresizlikten deliriyorum sanırım diyordum. Bir ara anneannemlere gittim. Hem işlerini yapacak hem de orada kalacaktım. Benimle birlikte dayımın eşi yengem de orada olacaktı. Anneannemin evini temizleyip kahvelerimizi içerken yengem bana "Seviyor musun o çocuğu?" dedi. "Yok yenge, ne sevmesi, sevmeyi bırak. Tanımıyorum bile," dedim. Yengem de "neden evleniyorsun?" deyince "bizimkiler zorluyor. Yoksa ben evlenmek istemiyorum. Henüz daha küçüğüm. Biraz yaşım ilerlesin. Daha sonra bakarız," diyordum. Ancak maalesef bizimkiler benden kurtulmak için elden çıkarmaya çalışıyorlar," dedim. Yengemle dertleşirken kendim bayağı kötü hissettim. İstemediğim bir hayatı yaşamak zorunda bırakılıyordum. Çok çaresizdim. Hayatın bana verdiği şeyi kendi içimde sorgularken kendim bir anda anneannemin ilaç dolabının yanında buldum. Elime geçirdiğim bütün ilaçları ağzıma attım. İntihar etmenin, ölüp gitmenin en mantıklı karar olduğuna kanaat getirdim. İlaçları içtikten çok kısa süre sonra başımın dönmesiyle yere düştüm. Gözlerimi açtığımda yengemle anneannem feryat ediyorlardı ve boğazımda bir yanma vardı. "Ne oldu?" diyerek bizimkileri seslendiğimde yengemin birileriyle konuştuğunu duydum. "Hemen gelin, intihar etti," diyordu. Midemden gelen bulantıyla kusmaya başladım. Anneannem, "Kus kızım, iyi gelir," diyordu. Kendime geldiğimde beni banyoya götürüp yıkadılar. İyi ki topraklı su içirdik. Yoksa kusmazdın dediler. Beni yıkayıp giydirdikten sonra içeri götürdüler. O arada annemler gelmişti. Annem boynuma sarılarak, "Kızım iyi misin? Neden yaptın bunu?" diyerek ağlıyordu. Ben de ağlayarak, "Anne, ben evlenmek istemiyorum. Ne olur beni ona vermeyin. Yoksa ölene kadar durmayacağım," dedim. Annem de, "Tamam kızım. Sen ne dersen o olacak. Seni istemediğim biriyle evlendiremem. Ben seni sokakta bulmadım güzelim," diyerek parmağımdan yüzüğü çıkardı. Annem babamı kenara çekerek, "Git kardeşine konuş. Bu evlilik olmayacak. Bu yüzüğü de verirsin. Çocuk ölecek," dedi. Annem bu sert çıkışından dolayı babam kuyruğunu kıstırdı. Babam yüzüğü alarak dışarı çıktı. Annem de yanıma gelip beni teselli ederek, "Her şey çok güzel olacak kızım. Sen artık bunları düşünme. Ben seni vermem ellere," dedi. Daha birkaç güne kadar farklı konuşan annem şimdi bambaşka konuşuyordu. Evdekiler ilk birkaç hafta yanından hiç ayrılmadılar. Yavaş yavaş beni kendi halime bıraktıklarında kendimi garip hissetmeye başlamıştım. Gene garip sanrılar görüyor. Evin içinden tuhaf sesler geliyordu. Bir gece evdeki herkes uyumuştu. Ben de yatağıma geçip uyumak için gözlerimi kapattığımda kafamın içinde bir ses
ailemi öldürmemeyi, onların bana zarar vereceğini söylüyordu. Kendimle savaşıp öyle bir şey olmayacağını söylesem de o ses bana ailemi öldürmemi yoksa her şey için çok geç olacağını söylüyordu. Kafam içindeki sese kulak vererek odamdan çıktım. Mutfağa gidip bir bıçak aldım. Annemle babamı öldürmem gerekiyordu. O an etrafında dolanan dumanımsı şeyleri net olarak ilk defa gördüm. Sanki kara bir sis gibi etrafında dolanıyorlardı. Mutfaktan çıkıp koridorda yürümeye başladım. Benimle tek bir düşünce vardı. O da ailemi katletmek. Annemlerin odasına birkaç adım kalmıştı ki kapının önünde bir adam belirdi. Uzun boylu, kara örtüler giymiş, tuhaf bir adam. Bana eliyle dur işareti yaptı. Yanıma yaklaşıp kulağıma "Odana dön" diye fısıldadı. Bıçağı istemsiz şekilde yere bırakıp odama gidip yattım. Gözlerim açık şekilde tavana bakıyordum ve bedenimi hiçbir şekilde hareket ettiremiyordum. Ben düşünceler içine savrulurken uyuyakaldım. Sabah annemin söylenmesiyle gözlerimi açtım. Koridora çıktığımda annem bu bıçağı koridora kim bıraktı? Az kalsın ayağımı kesiyordum. İyi ki fark etmişim diyordu. Annem bana baktığında bilmiyorum. Belki sofrayı topladıktan sonra yere düşürmüşüzdür. Yatarken de fark etmemişizdir dedim. Annem de olabilir diyerek yerden bıçağı alıp mutfağa geçti. Ben de elimi yüzümü yıkayarak annemle beraber sofrayı kurdum. Kahvaltımızı yaptıktan sonra dışarı çıktım. Komşularımızın kızlarıyla görüşüp onlarla çay kahve içip sohbet ettik. Bir ara kızlardan biri bana bir çocuktan bahsetti. Beni seviyormuş, bana aşıkmış. Kim dediğimde okula giderken bizden iki sınıf yukarıda olan Yasin'den bahsettiler. Yasin yakışıklı, boylu poslu bir çocuktu. Ben de ona karşı güzel duygular hissetmiştim. Ama bu hep platonikti. Kızlar ne diyorsun dediklerinde, bilmem ki dediğinde, sen de istiyorsun işte. Bir ara görüşüp konuşun. Biz Yasin'le konuşuruz. Randevu ayarlarız. Geliz siz de dediler. Dedikleri gibi birkaç gün sonra randevu ayarladılar. Bizim mahalle uzak bir yerde buluşarak konuştuk. Bana aşık olduğunu, benimle evlenmek istediğini söyledi. O gün Yasin'le sevgili olduk. Yasin'le uzun süre mesajlaşıp konuştuk. Evlilik konusu açıldığında ise Yasin şeytan görmüş gibi kaçıyordu. Nedense Yasin'le soğumaya başlamıştım. Rüyalarımda Yasin'i hep birileriyle görüşürken birlikte olurken yakalıyordum. Sonra sinirlerime hakim olamayarak onları öldürüyordum. Yasin'in evlilik konusunda düşünceleri ve gördüğüm bu gerçek gibi rüyalar, hayaller beni kendi iç dünyama hapsediyordu. Karamsar düşüncelerle geceli gündüzü boğuşurken dalıp gidiyor, aklım bulanıyordu. Bir gece odamda yatıyordum. Mutfaktan gelen sesler dikkatimi çekti. Annemin gece yemekleri meşhurdur. Annem kendine bir şeyler hazırlıyorsa ben de yiyeyim dedim. Mutfağa geçtiğimde annem loşlukta oturuyor, sigara içiyordu. Anne hayırdır dediğimde uyku tutmadı. Ben de sigara içiyorum dedi. Yanına yaklaşıp kahve içer misin dedim. Olur dediğinde gidip kahve yaptım. Annem karşısına oturdum. Havadan sudan sohbet ederken anneme Yasin'den bahsettim. Annem celallenip, o çocuktan sana hayır gelmez. Delirdin mi sen? Sokak serserisi o. Kendi de çocuk. Bir de evi geçindirecek diyerek açtı ağzını, yumdu gözünü. Tamam anne, sen nasıl dersen öyle olsun diyerek annemi sakinleştirdim. Annem bu çıkışı kalbimi kırmıştı. Kahvemi içip ben yatıyorum. Sana iyi geceler diyerek odama gidip yattım. Sabah uyandığımda annem hala yatıyordu. Ben de mutfağa geçip çay suyunu koydum. Masaya baktığımda anneme yaptığım kahvenin öylece durduğunu gördüm. Kadın bana sinirinden kahvesini içmemiş dedim. Ben kahvaltı hazırlarken annem "Günaydın güzel kızım" diyerek yanıma geldi. Annemle soframızı kurup yedik. Annem benimle farklı konulardan konuşuyor. Hiç Yasin konusunu açmıyordu. Demek ki bu konulara girmek istemiyordu. Annem üzerine durmuyorsa o konuyu kapatmıştır demektir ve eğer açarsam büyük olay olacak demektir. Annem öğlene doğru "Ben komşuya çıkıyorum. Sen de ortalığı toparla" dedi. Annem gittikten sonra Yasin'i çaldırdım. Genelde onu çaldırırdım. O beni arardı. Kontrolüm olmadığından sadece çaldırabiliyordum. Bizim zamanın aşkları işte. Çaldır kapat. Yasin'i kaç defa çaldırdıysam da dönüş yapmadı. Bir süre sonra mesaj geldi. "Müsait değilim" diyordu. Telefonu kenara atıp evi temizlemeye başladım. Bir süre sonra telefonum çaldı. Arayan Yasin'di.
Yasin bana soğuk davranıyordu. O böyle davranınca konuşmayı kısa kesip annem gel diyerek kapattım. Yasin sürekli olarak ya beni sallıyor ya da soğuk davranıyordu. Bu arada görücüler de hala kapımızı aşındırmaya devam ediyordu. Annem bir akşam beni karşısına alıp kızım bak kapımızı kedi gibi aşındırıyorlar. Evlenmeyi istemediğini ben de biliyorum. Ama bunu sormam gerekiyor. Gelenlerden hiçbirim hoşuna gitmiyor. Bak ne güzel çocuklar geliyor. Okumuşu da var, varlıklısı da. Bak, iş işten geçtikten sonra kapını çalan olmaz. Benden demesi. Etrafında koca bekleyen onca koca kız var ama talipleri yok. Bir etrafına bak düşün. İstemeye gelenler azalınca ve bir gün durunca ne demek istediğimi anlarsın dedi. Annemin dedikleriyle düşüncelere daldım. Gerçekten de öyleydi. Okumadığım için ve kendi ayaklarım üzerine durmadığım için de mecburen koca eline bakacaktım. Annem haklıydı. Yaşım ilerledikçe istemeye gelenler de azalacak. Bir gün duracaktı. Annemle konuştuktan birkaç hafta kadar sonra annem yanıma gelip birinden bahsedip annesinin beni görüp beğendiğini, istemeye geleceklerini söyledi. Annemin daha önce söyledikleri gözümün önüne geldi. Yasin de son zamanlarda bana davranışlarından artık beni istemediğini anlamıştım. Çaresizce anneme gelsinler, istesinler. Siz uygun görüyorsanız bana söz düşmez dedim. Annem çok sevinmişti. Ancak ben hiçbir şey hissetmiyordum. Annem babamla da görüştükten sonra görücüye gelsinler demiş. Gelip beni istediler. Babam da verdi. Bu süreçte Yasin'i kaç kere aradıysam da telefonlarıma bakmadı. Ben de her şeyi bir kenara bırakıp sözlüğümle yani Emin'le evlendim. Emin iyi biri olmasına rağmen ona bir türlü alışamamıştım. Sanırım evliliğimizin 4. günüydü. Emin arkasını dönmüş uyurken benim gözüme uyku bile girmiyordu. Uyumak için yatağın içine dönüp dururken yatak odasının kapalı olan kapısı açıldı. Emin mi kalktı diyerek gözümü aralayıp kapıya baktım. Kapının önünde duman gibi ama duman olmayan siyah yarı saydam bir şey kapının önünde duruyordu. Dikkatlice bakarken annemin sesini duydum. Kızım çok perişanım. Bana yardım etmen lazım. Hemen mutfağa gel dedi. Tamam anne. Gene ne oldu? Ne yaptıracaksın diyerek ayağımı yere koyup doğrulduğumda kendim bir anda mutfakta buldum. Ben hangi ara buraya geldim? Bu nasıl oldu? Acaba uyku sersemi olduğumdan dolayı mı hatırlamıyorum? Az önce annem bana mutfağa gelmemi söyledi. Ama kendimi mutfakta buldum. Nerede bu kadın? Gece gece benden ne istiyor ki diyerek dolaba yöneldiğim esnada koridordan annemin sesi geldi. Kızım hemen yanıma gelmen lazım. Gelirken bıçağı da al getir dedi. Tamam anne geliyorum diyerek seslendim. Çekmeceden bıçağı aldığım anda bir anda kendimi Emin'in yanında buldum. Elim havada ve bıçağı Emin'e saplamak üzereydim. Tam korkudan çığlık atacakken panikle ağzımı kapatıp koşarak mutfağa gidip bıçağı bıraktım. Hemen yatak odasına gelip kapıyı kilitleyerek yatağa yattım. Bana ne olmuştu? Nasıl bıçakla Emin'in yanına gelmiştim? Neden bıçağı elime almıştım? Doğru ya, annem beni çağırmıştı. Ama annem kendi evinde, bizde değil ki. Annem beni çağırdığına emindim. Ondan şüphem yoktu. Ancak ben neden Emin'in başında bıçakta bekliyordum ve neden elim havadaydı? Korkularımı bastırmak için dua okumaya çalışıyordum. Ama dilim dönmüyordu. Ne ağzımdan kelimeler çıkıyor ne de dualar beynimde şekilleniyordu. Hem aklım hem de dilim kilitlenmiş gibiydi. Ben dua okumaya çalışırken daha yeni kilitlediğim kapı yavaşça aralandı. Koridordan gene annemin sesi geliyordu. Kızım yardımın lazım. Bir şeyler kesmemiz lazım. Hemen gel dedi. Sen annem değilsin. Beni kandırıyorsun. Defol git evimden dedim. Koridordan gelen kahkaha sesleri tüylerimi ürpertmeye yetmişti bile. Demek gelmiyorsun dediğinde Emin'in titreyerek inlediğini gördüm. Adam yatağın içinde kıvranırken birden derin nefesler alarak bana baktı. Ölüyordum kız. Rüyamda birileri bana saldırdı. Ağzım burnumu kapatıp nefes almamı engellediler. Geberip gidiyordum. O nasıl gerçek bir rüyaydı? Bana su getirir misin dedi. Emin'in uyanmasından güven alarak her yerin ışını aça aça mutfağa gidip su getirdim. Emin geri arkasını dönüp yattı. Ancak ben bir türlü uyuyamıyordum. Bu yaşadıklarım bir anlamı olmalıydı. Neden böyle şeyler yaşıyordum ki ben? Kur'an-ı Kerim kucağıma alıp sabaha kadar kucağımdan indirmedim. Güneşin doğması bana güven vermişti. Emin kahvaltısını yaptıktan sonra biraz işlerim var diyerek gitti. Ben de ev işlerine uğraşmaya başladım.
Ara ara birinin beni izlediğine kapılıyordum. Ama üzerine durmuyordum. Gece yaşadıklarım rüya olabileceği konusunda kendimi kandırmaya çalışırken içeriden gelen bir şeyin kırılma sesiyle kendimi toparladım. Arkadaki karanlık gereksiz eşyaları koyduğumuz, kullanmadığımız odaya girdiğimde içeride bir anlığına bir şey görür gibi oldum. Ama aniden kayboldu. Odanın ışığını açıp içeri baktığımda duvara dayalı olan merdivenin yere düşmesiyle kenarda duran vazo kırılmış. Kırıkları toparlayarak merdiveni sabitleyip içeri gittim. Kendime kahve içerken gece yaşadıklarımı tekrardan düşünmeye başladım. Annem, bıçak ve Emin. Buradan nasıl bir anlam çıkarmam gerekiyordu ki? Akşama doğru Emin geldi. Yemeğimizi yiyip televizyon karşısına geçtik. Işıkları kapatıp film izlerken Emin ayaklarım içeri gitti. Lavaboya gitti diyerek filme daldım. Ben televizyona dalmışken televizyon önündeki kapının girişinde duran bir karart dikkatimi çekti. Gözlerimi kısıp Emin gelsene. En heyecanlı yerine gel dediğimde Emin odaya bir adım attı. Bana doğru gelip televizyonla arama girdi. Ona çekil, göremiyorum derken boğazıma yapıştı. Öleceksin. Öleceksin kadın. Diğerlerini öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim. Senin için tek bir kurtuluş var. O da ölmek diyerek sertçe boğazımı sıkıyordu. Onun altında debelenip ses çıkarmaya çalışıyordu. Ama bu neredeyse imkansızdı. Emin üzerime çöküp dizleriyle de göğsüme bastırmaya başladı. Son nefesimi ha verdim, ha verecektim. Ölüyordum. Titreyerek kasılırken tekrardan Emin'in sesini duydum. Zeynep uyan, Zeynep uyan diye bağırıyordu. Gözlerimi aralayıp Emin'e baktığımda yanında duruyordu. Panikle yerinden fırladığım gibi Emin'den uzaklaşıp ''Bana yaklaşma pis katil. Az kalsın beni öldürecektin. Sen nasıl bir insansın? Seni astıracağım. Sen görürsün.'' diye Emin içine bağırıyordum. Emin ise ellerini bana doğru uzatarak ''Canım bak, uyuyordum. Ben bir şey yapmadım. Hep top tuvalete gidip geldim. O esnada uyumuşsun. Yanında otururken debelenmeye başladım. Nefes alamadığını fark ettiğimde hemen seni uyandırmaya çalıştım. Ben seni neden öldüreyim? Daha o kadar delirmedim ben.'' dedi. Emin beni sakinleştirmeye çalışıyor. Ancak ben bir türlü sakinleşmiyordum. Sinirlerim bozulmuştu. Eğer rüya gördüysem bu kadar gerçekçi olmasının imkanı yoktu. Emin karşımda omuzlarımı tutarak ''İyi misin? Su getireyim mi?'' diyerek gözlerim içine baktı. ''Yok, teşekkürler.'' dediğim an gene boğazıma sarıldı. ''Emin, dalga mı geçiyorsun? Bırak.'' diye bağırırken Emin şeytani şekilde gözlerim içine bakarak ''Gebereceksin lanet kadın.'' diyerek küfürler ediyordu. Bir anda suratıma aldığım tokat darbesiyle Emin'e baktım. Elleri boğazımda değildi. ''Emin, ben hiç iyi değilim. Deliriyorum sanırım. Beni boğduğunu görüyorum sürekli.'' dedim. Emin gelip sarılıp ''İyi olacaksın.'' dedi ama iyi olmayacağımı çok iyi biliyordum. Emin bana su getirip içirdi. Daha sonra ''Hadi gidip yatalım. Sen iyi değilsin.'' dedi. Sabaha kadar saçma sapan kabuslar gördüm. Kabuslarımda ya Emin beni öldürüyordu ya da ben Emin'i. İkimiz de birbirimize düşman gibi saldırıyorduk. O günden sonra Emin'den olabildiğince uzak durmaya başladım. Sürekli ondan köşe bucak kaçıyordum. Bir gün cesaretimi toplayıp onunla zorla evlendirildiğimi, boşanmak istediğimi, kendisini sevmediğimi söyledim. Emin beni olgun şekilde dinleyerek böyle olduğunu en başta söyleseydin keşke. Beni istemiyorsan tabi ayrılırız. Ailene istediğini söyleyebilirsin. Seni kötüleyecek bir kelime kullanmam asla. Anlaşmalı şekilde boşanalım dedi. Emin'in böyle söylemesi beni hem mutlu etmiş hem de üzmüştü. Onun gibi iyi birini kaybettiğimi üzülüyordum. Ama onunla kaldığım her dakika psikolojim daha da kötü oluyordu. Ailemi durumdan bahsettiğimde sen bilirsin kızım dediler. Emin sağ olsun dul kalacaksın. Altınlar, paralar sende kalsın dedi. Emin'le anlaşmalı olarak boşandık. Ben baba evine geri döndüm. Baba evine dönsem bile üzerimi kara bulutlar bir türlü gitmiyordu. Evin içinde gece dolan birini görüyordum. Ama hep evden biri diye düşünüyor, önemsemiyordum. Ta ki o güne kadar. Bir gece yatağımda yatıyordum. Gözlerimi bir anda açtım. Hani olur ya, sanki birisi size dokunmuştur. Ya da izlenildiğiniz hissine kapılmışsınızdır. Gözlerimi açıp odanın içine birkaç saniye baktım. Gözlerimi net olarak görmüyordum. Birkaç defa gözlerimi kırpıp ağladıktan sonra tekrar gözlerimi açtığımda kapının orada birinin durduğunu ve bana baktığını gördüm. ''Sen kimsin?'' diye bağırmak istedim. Ama sesim çıkmadı. O şey yanıma kadar gelip bana baktı.
çok garip bir yapısı vardı. İnsan demek isterdim. Ancak insan değildi. Karanlıkta tam seçemesem de insan gibi kokmadan eminim. O şey bana biraz baktıktan sonra aniden ortadan kayboldu. Bu kadar hızlı kaybolacağını düşünmemiştim. Korku ve şaşkınlıkla yerimden kımıldamadan dururken dua etmeye başladım. Şükür ki dilim dönüyordu ve dua edebiliyordum. Bu şey her neyse bana birkaç defa daha farklı zamanlarda göründü. Artık ailem bu durumdan bahsetmem gerekiyordu. Annem, anneannem ve teyzem gündüz vakti bizle otururlarken onlara yaşadığım şeyleri anlattım. Bizimkiler direkt olarak sana cinler musallat olmuş. Seni bir hocaya götürüp okutmamız lazım dediler. Onlar cin deyince bazı şeyler anlamaya başladım. Demek ki yıllardır bana görünen cinlerdi. Bizimkiler birkaç hafta içerisinde bir hoca buldular. Anne, hoca sahte mahte olmasın. Bak başımda bir dert var. Daha kötü durumlara düşmeyelim dedim. Annem de gidenler hep memnunmuş bu hocadan. Başka kimseyi de bulamadık. Mecburen el mahkum gideceğiz kızım. Başına daha kötü şeyler gelmeden çözüm bulmamız lazım dedi. Haklısın anne. Bir an önce bir çözüm bulmamız lazım. Yoksa ben aklımı kaybedeceğim. Onu her gördüğümde aklım gidiyor dedim. Annem ve teyzemle beraber yola çıktık. Ankara'nın o zamanlar kenar mahallelerinden birine gittik. Bizimkilerle sora sora hocanın evini bulduk. Hocanın kapısında insanlar vardı. Randevusuz kimseyi almıyormuş. Biz randevulu olduğumuzdan sıra beklemeden bizi hemen içeri aldılar. Hoca yaşlı başlı, sakallı bir adamdı. Bana derdimin ne olduğunu sorduğunda ona detaylıca anlattım. Tamam kızım, şimdi bir damla kanını şu suya akıt diyerek bir toplu iğne uzattı. Toplu iğneyi parmağıma batırıp kanımı kasedeki suya akıttım. Hoca kaseyi elimden alıp önüne koydu. Kağıtlara bir şeyler yazarak içine attı. Kasenin içini inceledikten sonra bana bakıp, kızım sana büyü yapılmış ama bu büyünün cinlerinden bir tanesi sana kapılmış. Seni ve aileni diğerlerinden koruyup gözetmiş. Ancak sen evlenince sana zarar vermiş. Evlendiğin adamdan uzak dur diye aklında oynamış. Bu cin o büyüyle sana bağlı. Bu büyü adet kanalı yapılmış. Sana yedirilmiş ya da içirilmiş. Bu büyü çok güçlü bir büyü. Yapan tam yapamamış. Eğer ki tam yapabilse sen o büyü yapanın istediği şekilde bir hayat sürerdin ve şu anda da burada olmazdın. Bu bir tür bağlama büyüsü. Hem de en kuvvetlilerinden. Bu büyüyü ben bozamam. Ama seni onlardan koruyacak, uzak tutacak muska yazabilirim. Vereceğin muskayı hiçbir zaman çıkarmaman lazım. Çünkü çıkardığına her şey bir anda tersine döner ve daha şiddetli şekilde üstüne gelirler dedi. Hocam dediklerini dinledikten sonra tamam hocam siz nasıl derseniz öyle yapalım. Ama bu büyüyü bize kim yapar ki dedim. Yapan yapmış kızım. Sen önüne bak. Şimdi kin gütmenin bir manası yok dedi. Bana gözlerinin önünde bir muska hazırlayıp verdi. Ben de muskayı boynuma astım. Muskayı boynuma astıktan sonra kendimi güvenli hissetmeye başladım. Aradan aylar geçerken Yasin'le tekrar görüşmeye başladım. Yasin evlilik hayalleri kuruyordu. Bir gün ona bu konuyu açtığımda evlilik biraz zor. Biliyorsun, evlendin ayrıldın. Ailem bunu kabul etmeyebilir. Ama sevgili olarak devam edebiliriz. Önümüze ne çıkar bilemeyiz dedi. Yasin'in bu söyledikleri umurumda bile olmamıştı. Çünkü onu gerçekten seviyordum. Yasin'le buluşup görüşürken işe başladım. İşe gidip geldiğim için de Yasin'le rahatlıkla görüşebiliyorduk. Bu işimin en güzel yanıydı. Bir gün kızlarla beraber Kızılay'a gittik. Kızılay'da gezerken Yasin'i bir kızla sarmaş dolaş şekilde yürürken gördüm. Dünyam başıma yıkıldı sanki. Ona hiçbir şey söylemedim ve onunla irtibatı kestim. O ara bazı sebeplerden dolayı Keçiören'e taşındık. Burası iş yerime daha yakındı. Her şey çok güzel gidiyor. Sıradan, sakin günler geçiriyordum. Arada bir benimle tanışmak, sevgili olmak isteyenler oluyordu. Ancak ısınamadığım için görüşmüyordum. Yaşım da ilerlemiş, 20 olmuştu. Artık kendi ayaklarım üzerinde durabiliyor, çalışabiliyordum. O aralar Serkan adına biriyle tanıştım. Serkan çok ilgili biriydi. Sürekli olarak beni arıyor, mesaj atıyordu. Onun bu ilgililiği benim çok hoşuma gidiyordu. Serkan benimle evlenmek istediğini, istemeye geleceklerini söyledi. Ama Serkanların mezhebi farklıydı. Benim ailem de bu mezhep konularına biraz tutuculardı. Anneme beni istemeye geleceklerini söyleyip Serkan'a anlattım. Annem açtı ağzını yumdu gözünü. Çok şey söyledi. Olmaz, evlenemezsin diyerek kestirip attı.
Bunu Serkan'a nasıl söyleyeceğimi bilemiyordum. Ailem onunla evlenmemi istemiyorlardı. Ertesi gün Serkan'ı arayarak durumu anlattım. Serkan kısa bir süre sessiz kaldıktan sonra bana kaçar mısın dedi. Ona ne diyeceğimi bilemedim. Bir tarafta ailem, bir tarafta sevdiğim adam. Annemle babam eninde sonu beni anlayacaktır diyerek kaçmayı kabul ettim. Gizlice hazırlıklarımı yapıp ne olur ne olmaz diyerek de biriktirdiğim paraları yanıma alarak sabah erkenden kimseye görünmeden evden çıktım. Serkan'la evlendik. Ailem bu sebepten bana küstüler. Onlara da hak veriyorum. İstemedikleri bir şey yapmıştım ve onlar benim hep iyiliğimi istiyorlardı. Serkan'la güzel bir evliliğimiz oldu. Serkan beni el üstünde tutuyordu. Düğünüm olmamıştı ama ailesi düğün yapmış gibi altın taktılar. Evliliğim çok güzel giderken bir gece garip bir rüya gördüm. Park gibi bir yerdeydim ve kucağımda bir bebek vardı. Allah'ım ne kadar güzel bir bebekti anlatamam. Bebeği seviyor, onu oynatıyor, kokluyordum. Mis gibi kokuyordu. Ben bebekle uğraşırken hava birden kapandı. Sanki fırtına çıkacak gibiydi. Sığınacak bir yer aramak için bebeği kucağıma alıp ayağa kalktım. Etrafa bakarken tam arkamda birkaç tane köpek gördüm. Bana doğru hırlıyor, saldıracakmış gibi havlıyorlardı. Bana değildi, bebeğe baktıklarını fark ettim. Onu size vermem diyerek koşmaya başladım. Köpekler arkamdan hızla bana yaklaşıyorlardı. Nefesim kesilinceye kadar koştum. Ben durunca köpekler de durup yavaş yavaş bana yaklaşmaya başladılar. Tam üzerime saldıracakları esnada "Kıtmir'in selamı var" dedim ve bir anda gözlerimi yatakta açtım. O an rüya olduğuna sevinsem mi, üzülsem bilemedim. Bebek o kadar tatlı ve güzeldi ki ondan koptuğum için üzülmüştüm. Ancak köpeklerden de kurtulduğum için sevinmiştim. Bu bir işaret olabilir miydi? Hamile olabilir miydim? Hemen eczaneye giderek gebelik testi aldım. Testi yaptığımda hamile olduğumu öğrendim. Serkan işten gelene kadar içim içime sığmadı. Serkan eve girdiğinde neşeli yüzümü görünce hayırdır deyince ona hamile olduğumu söyledim. Serkan havalar uçuyor, karnımı seviyordu. Bebeğim olacağını duyan herkes mutlu oluyordu. Zaman geçerken karnım burnuma geldi. Her şey çok güzeldi. Artık o kara günler geride kaldı dedim ama maalesef hiçbir şey geride kalmadı. Her şey oğlumu kucağıma aldıktan sonra başladı. Oğluma Kemal adını koyduk. Kemal doğduğundan itibaren sürekli olarak huzursuzdu. Geceleri asla uyumuyordu. Sadece gündüzleri uyuyordu. İlk başlarda bunun normal olduğunu düşündük. Ancak gerçekten de gözlemlediğimiz kadarıyla geceleri asla uyumuyor. Hava aydınlandıktan sonra uyuyordu. Zaman geçerken ben de karabasan olmaya başladım. Gözlerim açılıyor. Ancak bedenimi hareket ettiremiyordum. Ne zaman gözüm gece kapansa böyle oluyordum. Kemal'in ve benim bu duruma Serkan sürekli olarak bir kurt takıyor, umursamıyordu. Zaten Kemal doğduktan sonra da başka bir adam olmuştu. Sanırım işleri kötü gittiği için bize böyle davranıyordu. Artık eve geç geliyor. Ne benimle ne de Kemal'le ilgileniyordu. Onunla iki çift kelime etmeye çalıştığımda işler çok kötü. Sen de bu eve girdikten sonra her şeyim tepetaklak oldu diyordu. Serkan'ın bu umursamazlığını sineye çekerek yıllar geçirdim. Kemal 3 yaşına gelmişti. Ama uykularından hala çalıklarla uyanıyor. Kabuslar görüyordu. Üzerine ne zaman dua okusam rahatlayarak uyuyordu. Bir ara akşam mutfağa gittim. Geri geldiğimde anne su ver, arkadaşım da içsin, ona da mama ver demeye başladı. Kemal'in sanırım kendi dünyasında bir hayal arkadaşı vardı. Bunun üzerine pek durmadım. Kemal 7 yaşına geldiğinde hamile olduğumu öğrendim. Kemal bunu hemen kabullenmiş. Kardeşim gelsin de onunla oyunlar oynayalım diye hayaller kuruyordu. Artık hayali arkadaşıyla da oynamadığını fark ettim. Sanırım okula gitmesi ve yeni insanlarla tanışması onu hayal dünyasından çıkarmıştı. Oğlum Cengiz dünyaya geldiğinde onunla da Kemal'le geçirdiğim süreci geçirdik. Cengiz 2 yaşına geldiğinde artık güzel güzel konuşabiliyordu. Sürekli olarak evin içinde bir yerleri göstereyim. Orada biri var. Bana el sallıyor. Benimle oyun oynamak istiyor diyor. Bazen de bana zarar verecek, beni götürecek diyerek çığlık atıyordu. Serkan'a sürekli olarak bak Cengiz iyi değil. Onu hocaya ya da doktora götürelim desem de çocuktur. Bir şey olmaz diyerek geçiştiriyordu. Cengiz ile Kemal aynı odada uyuyorlardı. Bazen çığlıklarına uyanıyor, odalarına gidiyordu. Onların yanında karanlıkta bir şey görür gibi oluyordu.
Ama bu çok garip bir duyguydu. Orada biri var gibiydi. Ama yok gibiydi de. Bir gece gene çocukları uyuttuktan sonra mutfağa gidip bulaşıkları yıkamaya başladım. O ara Serkan korkuyla koşarak yanıma gelip sandalyeye oturup bir bardak su istedi. Ona ne olduğunu sorduğumda çok garip bir şey yaşadım. İçeride uyuyordum. Aniden duyduğum garip sesler yüzünden uyandım. Gözlerimi açtığımda karşımda kambur bir kadın ve yanında da korkunç bir köpek duruyordu. Daha ne olduğunu anlayamadan köpek üzerime atıldı. Köpeği tutup zapt etmeye çalışırken kadın yanıma gelip beni boğmaya başladı. Onlardan nasıl kurtuldum bilmiyorum. Üstümden zor bela atarak kendim buraya attım. Ya çok gerçekçi bir rüya gördüm ya da gerçekten de onlar bana saldırdılar. Oraya gitmeye korkuyorum diyerek koridora baktım. Ben de koridora baktığımda koridordan hızla bir şey geçti. Hemen birbirimize baktık. İkimiz de aynı şeyi gördük. Serkan bana gördün mü dediğinde başımı sallayıp evet dedim. Çocuklar olabilir mi diyerek Cengiz, Kemal diye seslendim. Ama ses gelmedi. Korkuyla dualar ederek çocukların odasının önüne geldik. İçeri baktığımızda ikisi de uyuyordu. Çocukların odasında Serkan bir yere, ben de bir yere oturarak sabaha kadar uyumadan bekledik. Sabah Serkan uykulu bir şekilde işe gitti. Ona ne yapacağız dememe fırsat bile vermemişti. İşten geldikten sonra yemeğini yiyip duşunu alarak konuşmadan gidip yattı. Bizim yardım almamız lazımdı. Yoksa kendimi geçtim. Çocuklara zarar vermelerinden korkuyordum. Sanırım muska artık işe yaramıyordu. Çocukları yatırıp evi topladıktan sonra Serkan'ın yanına yattım. Gözüm kapalı şekilde yatağın içine dönerken istem şekilde gözlerim açıldı. Odanın içinde biri var gibiydi. Odaya göz gezdirirken onu gördüm. O şeyi. Saydam hali bile korkutucuydu. Bana yaklaşıp üzerime çöktü. Benimle birlikte oldu. Ona hiçbir şekilde karşı koyamadım. Bu ilk kez oluyordu ve kendim çok kötü hissediyordum. Bu birlikte olma çok garip bir histi. Çok iğrençti. Bu korkutmalar, birlikte olmalar kaç kere oldu bilmiyorum. Serkan'la çocuklar da uykularından korkuyla uyanıyorlardı. Benim bundan kurtulmam lazımdı ama nasıl? Eski gittiğim hocaya gitsem olmaz. Çaresizce düşünürken kaynanama durumu anlatmaya karar verdim. Kaynanam anlayışlı bir kadındı. Beni dinledikten sonra benden haber bekledi. Bir ay kadar sonra eve görümcemle gelip, kızım sen benimle geliyorsun. Ailen çocuklara bakacak dedi. Kaynanamla beraber yollara düştük. Hoca bulduğunu, bize yardım edeceğini söyledi. Hocanın evine varıp her şeyi anlattım. Hoca bana, tamam kızım. Anlattığın kadarıyla o varlık seni sahiplenmiş. Sana aşık olmuş. Ama büyünün etkileri hala devam ediyor. Bazı vakitler sana ve çocuklarına cinler musallat oluyor. Bu büyüyü bozarsa gerisi çorap söküyor gibi gelir dedi. Birkaç tane kadın yanıma gelip beni karanlık bir odaya götürdüler. Bana çok kötü kokan sıvılar içirip bedenime Arapça yazılar yazdılar. Yazma işlemi bitip de giyindikten sonra hoca içeri girip sen otur kızım dedi. Ben yerde otururken önüme leğen getirdiler. Hoca karşıma geçip bir şeyler okumaya başladı. O okudukça midem bulanmaya başladı. Kusmamak için kendimi tutarken hoca bana kendini tutma, kusmaya devam et dedi. Ben de hocanın dediğini yapıp kusmaya başladım. Ben kustukça kötüleniyor, bayılacak gibi oluyordum. Yardımcılar sürekli olarak bana destek oluyor, kolumdan başımdan tutuyorlardı. Kusmam bittikten sonra hoca leğene bir şeyler döktü. Leğen bir anda alev alıp parladı. Ardından söndü. Hoca bana, gel kızım içeri geçelim dedi. Hoca ile beraber kaynanın yanına geçtiğimizde hoca bize, kızım şükür büyü bozuldu. Korkulacak bir şey yok. Artık seni ve çocuklarını rahatsız etmeyecekler dedi. Hocam peki ya o dediğimde ondan korkmana gerek yok. O artık senin koruyucun. Sana zarar vermez ve sana görünmez. Çekineceğin bir şey kalmadı dedi. Kaynanamla beraber hocam elini öpüp oradan ayrıldık. Büyüyü kimin yaptığını öğrenemedim. Ancak beni oğluyla evlendirmeye çalışan halamın oğlu öldü. Halam da perişan oldu. Elden ayaktan düştü. Bütün çocukları boşandı. İşleri ters gitti. Günahını almak istemem ama nedense onun bana büyü yaptığından şüpheleniyorum. Bana kim büyü yaptıysa Allah'ından bulsun. Benim yıllardır çekmediğim şey kalmadı. Şükür. Şimdi Serkan ve çocuklarımla güzel, mutlu bir yuvamız var. Rabbim herkesi şer yoluna sapmış insanları şerrinden korusun. Sağlıcakla kalın.
Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.